Bu kaldığımız yer en güzel yeri herhalde. Bu gölün biraz şeyinde kalıyor. Köşesinde kalıyor. Birinci değil, ikinci araçların durduğu yer. Akşam geldik. Burada balık tutan insanlar var. Çocuklar suya ayaklarını sokuyor. Burada balık olup olmadığını bilmiyorum ama vardır herhalde. Araçlar var burada. Evet, burada şey var. Sazlık, buna sazlık diyorlar yani. Bir kez böyle bir şey gördüm. Evet, parkın bu abilerin mekanı çok güzelmiş. Güzel yer kapmışlar kendilerine. Evet, UNESCO. UNESCO Dünya Mirası adayı. Modernu. Burada esas manzara kar yağdığında çok güzel oluyor burası. O pahalı oteller. İnsanlar şey yapıyorlar. Pikniklerini yapıyorlar. Mangallarını yapıyorlar. Yani et. Kurban Bayramı olduğu için et de fazla var. Herkes mangala koşuyor şu an. Yani şu an araçlar. Araç şuradan başlıyor. Şuradan şöyle kilometreyi pek anlamam ama daha şu karşıya kadar var yani. Herhalde orası da zaten giriş yerde. Parkın girişi orasıydı. Ta oradan buraya kadar böyle. Burada Python'lar da var aslında ama. Ha, bu atlar biraz zayıfmış ya. Öbür atlar daha güzel. Güzellerini herhalde milleti bindiriyorlar. Kötü atları da şey yapıyorlar. Buraya sürüyorlar. Ya ne bileyim ya. Pek desteklemiyorum bu şeyi ama. Sonuçta bunlar da buradan ekmek kazanıyor herhalde. Sazlık. Çok güzel burası. Göl biraz küçük mü ya? Böyle bilmiyorum seviyesi nedir ama buradan anlaşılır aslında seviyesi ne kadar oldu. Biraz çekilmiş olabilir. Havalar sıcak zaten. Çekilmiş biraz. Evet. Harbiden çok güzel. Böyle bir çukurun içinde. Burası Buzul Gölü'ydü değil mi? Buzul Gölü'ydü ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Buzul Gölü'ydü evet. Yani bir boş yer vardı. Hemen geldiler. Evet. Gördüğümüz güzel yerleri size çekeceğim. Arkadaşlar. Genel olarak zaten ormanlık alan. Park yapan araçlar var. Ama manzara her yerden güzel yani. Çünkü şey... Aşağı doğru böyle çukur gibi olduğu için burası. Nerede olursanız olun, ağaçların altında bile olsanız, mesela şu tümsektekiler, nerede olursanız olun, manzaranız harika yani. Göle bakıyorsunuz. Burayı, bu arada buraya gelip böyle ücretli kamplarda kalmak istemeyenler, buralarda kalabilir. Gayet korunaklı, güvenlikli. Mesela bizim kaldığımız yerde tuvaleti vardı. Duş olayını bilmiyorum ama kamplarda duş da vardır. Bir artı olarak herhalde kamplarda duş vardır. Yani tabii oralar daha güvenlikli olur. Mesela birisi gelip eşyanızı alabilir. Jandarma da var burada. Yani jandarma olduğu için kimsenin ben ona yelteneceğini zannetmiyorum. Ve bizim kaldığımız yerde tam karşımızda zaten şey vardı. Bir tane dönen kamera vardı. Artı bir de normal kamera vardı. Bu kameralar insanları çekiyor işte. Bir sıkıntı olup olmaz diye. Evet, atlar sıcakta. Yanıyorlar atlar sıcakta. Bilmiyorum ne olacak bu atların sonu ya. Hiç tasvip etmediğim şeyler ama yapacak bir şey yok. Evet, burada böyle bir konaklama yeri var. Böyle her yer çok güzel ya. Tabiat, doğa, iç içe. Biraz insanlar koronadan dolayı biraz çok yaklaşıyorlar. Yani uzaklaşmaları gerekirken daha çok yaklaşıyorlar gibi. Biz mesela birisi geldiği zaman köşeye kaçıyoruz. Yolun köşesine atıyoruz kendimizi. Araçlar gelmiş.
aralarda. Her yerde insan var ya böyle. Her yerden böyle süzülüyorlar. Su, yağmur yağdığında böyle sular süzülüyor. Köşelerden, diplerden çıkıyorlar. Burası Çamlık Restoran. Ne kadar güzel bir yermiş ya. Tam böyle koronada gelinecek yer yani. Sosyal mesafe var. Her şey var. İnsanlar ayrık ayrık oturuyor. Çardaklarda oturuyorlar. Çok güzel bir restoran. Tabii yemek yemedik ama. Köy kahvaltısı bağlamış. Biz eşyalarımızı kendimiz getirdik. Her şeyimizi. Pikniğimize kadar, şeyimize kadar, ocağımıza kadar. Hepsini aldık. İnsanlar böyle güzel güzel duruyor ama manzaraları biraz bir şeyden kapanmış gibi. Burası çok güzelmiş ya. Evet, bu restoran çok güzel. Çamlık restoran. Böyle çöpler var. Bisiklet turları da var herhalde. Bunlar bisikletini getirecek halleri yok burada. Bisikletler birbirine benziyor. Herhalde bisiklet turu da var, evet. Avant. Avant yazıyor bisiklet turu. Çocukla buraya gelmek. Bilmiyorum ya. Zor ya. Bazı ağaçlar çok büyükler ya. Kocaman kocaman. Beni ortadan geçelim. Bence dönmeyelim ya. Şöyle biraz daha gidelim. Şu şeylere doğru gidelim şu. Ya gel yürüyelim ya. Güzel ya. Hava biraz ısınmaya başladı. Buranın nasıl bir havası varsa arkadaşlar, böyle gölgede üşüyorsun, güneşte yanıyorsun. Çok değişik bir havası var.